Ha, hoş geldin. Çarpı 45, 225. Engel olmuyor. O kadar balığın 20'ye kadar. Haftada ilk defa. Sen burada boğulsun. Adama işte güvenmiyorsun. Sanat beni, ben zaten yapmam diye. Ne zaman sevdim sen bilmiyorum. Yaklaşık bir 3-4 günden beri, bir haftadan beri bir yukarıda bir bollaşma söz konusu oldu. Son 2 günden beri fiyatlara da yansıdı. Yani 130-140 lira bandında satılan balık bugün 100 liraya kadar düştü fiyatları. Genel olarak sorun durum, yani bayağı bir bolluk yaşıyoruz şu anda. Diğer balıklarda da olsun, lüfere olsun. Biraz palamutta bir sıkıntı var. O da yok değil. Tezgahlarda görülüyor. Yalnız fiyatı biraz yüksek. Ama yok değil yani. Sonuçta var o da. Lüfer şu önümüzdeki bir sert hava var. 3-4 gün içerisinde. 4 gün sonra hava kaldıktan sonra eğer yeniden bol miktarda çıkmaya başlarsa balın çıkış durumuna göre fiyatı 100 liradan da daha aşağı şöyle diyelim 70 lira 80 lira görebilir. Palamut az, inşallah lüfer bu sene bol olacak. Sardalyamız devam ediyor. 60-50'den düştü 30 liraya. Stavrit var 40 lira. Bana bollaşacak yani. Biraz onu bekliyoruz. Yalnız palamuttan ümidimiz kesik. Bu sene lüfer olacak. Çok bol olacak inşallah. Lüferi bekliyoruz yani. Çiçlerde şu an istavrit, sardalya ve hamside bollaşma var yani. İnşallah ağasından balık yiyecek millet. Ya müsilajda, müsilajı bırakın artık ya. Balık müsilajın içine girmez. Müsilaj kıyıda. Bunlar su üstü bol abi. Hani yok zehirleyecektir şu, alakası yok. Çünkü kenarda geliyor müsilaj. Kenarı kapatıyor. Bunlar sardalya olsun, uskumru olsun, istavrit, hamsi, palamut girmez. Lüfer girmez müsilaja. Derin su balı onlar. Su üstüdür yani. Bu sene bol olacak balıklar bunlar mı? Bol olacak balık bu. Bundan ümidimiz kesik palamutta. Evet.